Roma'da Kapitoline Müzesi'ndeyiz. İmparator Marcus Aurelius'un atla heykelinin önündeyiz. Bu heykelin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak 176 veya 180 yılı civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Heykel 16. yüzyılda Kapitoline tepesinde yapılan düzenleme sırasında Michelangelo tarafından buradaki Campidoglio meydanına yerleştirilmişti. Ancak heykeli açık hava koşullarında korumanın zorlukları dolayısıyla Heykel bir süre önce müzedeki yeni yerine taşındı. Heykelin yeri demişken önemli bir şey de belirtmeliyim. Aslında bu heykelin ilk yapıldığında nereye yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu heykelin çok önemli olmasının sebebi antik dönemden günümüze ulaşabilen tek örnek olması. Antik dönemde Roma'da bu heykellerden onlarcasının bulunduğunu biliyoruz. İmparatorların savaştan zaferle dönüşünü kutlamak üzere yapılıyorlar atın üzerindeki duruşuyla yönetici olduğunu vurguluyor, çok otoriter. Sol eliyle gevşek bir şekilde atın gemini tutuyor. Yani burada atın gemi vardı sanırım. Sağ eliyle Roma halkını selamlıyor. Duruşundan güven hissediliyor. Ve tabi boyutundan da. Eserin boyutu normal insana göre oldukça büyük. Diğer pek çok atlı heykel yapıldığı bronzu tekrar kullanabilmek için eritildi. Bu heykel ise Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığı yasal din ilan eden İmparator Konstantin'e ait olduğu zannedildiği için eritilmekten kurtuldu. Yoksa bu heykelin sonunda diğerleri gibi eritilerek savaş topu dökmek için kullanılmak olabilirdi. Şanslıydık ki bu heykel kurtuldu ve Rönesans döneminde sanatçılar üzerinde önemli etkisi oldu. Donatello, Leonardo da Vinci gibi Rönesans dönemi sanatçıları bu eserden etkilendiler. Tahmin edeceğiniz gibi bu büyüklükte bronz döküm heykel yapma tekniği unutulup gitti. Bu heykel antik Romalıların hem metali işlemedeki ustalıklarını hem de heykelle canlandırma yeteneklerinin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. İnsan vücudunu ve kas yapısını çok iyi özümsemişler ve heykele ustalıkla yansıtmışlar. Atın anatomik özellikleri de çok başarılı. Öne doğru attığı adım gerçek gibi. Başını eğerken boyundaki kasların duruşuna bakın. Marcus Aurelius'un üzerindeki pelerinin kıvrımları da çok başarılı. Giydiği kubaşın kolun üzerinde ve atın arkasında katlanarak oluşturduğu dökümler gibi ince detayları görebiliyoruz. Burada hem çok kısa süren bir anı hissediyoruz, bir göz açıp kapama süresindeki hareketi, ancak diğer yandan da bu hareket sonsuzluğa asılı kalmış gibi. At tırıs gidiyor, İmparatorun kolu havada. Güzel bir denge hissi var kompozisyonda. At sağa doğru hareket ediyor. Kullanıcısı ise gemi sol elinde tutuyor. Sanki at sağ kullanıcısı sola çekiyor. Belli belirsiz bir gerilim var gibi. Aynı zamanda imparatorun vücudu hafifçe sağa doğru eğilmiş. Gerçeğe çok yatkın bir kompozisyon. Canlı gibi. Burada ayrıca atın sahibiyle nasıl bütünleştiğini, atın sahibine itaat ettiğini ve kullanıcının tüm kontrolü elinde tuttuğunu da gözlemliyoruz. Hatta atın ilerlemesini sakin şekilde kontrol ettiğini hissediyoruz. Haklısınız, bu son derece kuvvetli atı gibi sadece hafifçe tutarak yönlendirebiliyor. Bana mı öyle geldi yoksa gerçekten ata oranda biraz büyük mü? Siz ne dersiniz? Bence parçalar halinde dökülmüş bir heykel olmalı. Sonra bu bronz döküm parçalar bir araya getirilmiş ve ek yerlerini kapatacak şekilde üzerinde çalışılmıştır. Rönesans döneminde önemli kişilerin hizmetlerini kutsamak için onların anısına bu tip heykeller yapılması önemli bir kavramdı. Kişisel başarının takdir edildiğini göstermek için o kişinin yansıtan bir eser yaratılırdı. Bu gelenek orta çağda kayboldu. Kişinin sadece toplumdaki yerini veya otoritesini değil, aynı zamanda fiziki olarak görüntüsünü de hatırlatacak bu tip çalışmalar Rönesans döneminde de görüldü. Ancak unutmayalım ki bu tarz eserlerin ilk yaratıldığı dönem antik dünyaydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.